Canlarım benim selamlar, AYT Matematik konu anlatımında geldik, 13. günün 2. videosuna, 2. dereceden denklemler 4. dersteyiz. Güzel bir ders olacak, keyifli bir ders olacak, ilk ders birazcık kısaydı, burada arkadaşlar birazcık hani bir şeyler anlatacağız artık yani hani şöyle bir kamp programına da bakalım şöyle beraber. Canlarım 2. dereceden denklemler 4, eee, konu anlatım kitabınızdan yani video ders kitabınızdan sayfa 64-65'i konuşacağız ve test 4'te ödeviniz olacak. Test 4 ne? Soru bankası test 4. Soru bankası ikinci dereceden denklemler test 4'ü de ödev olarak bitireceksiniz. Ve ikinci dereceden denklemlerin dördüncü dersini kampında 13. gününü noktalamış olacağız. Tamam mı canlarım? Peki bu derste ne konuşacağız? Hemen bir şöyle bir göz atalım. Aslında bir önceki dersin devamın niteliğinde bir ders olacak. Devamın niteliğinde falan değil bildiğiniz devamı yani. Yani hiç hiç direkt direkt devamı 26. örnekte kalmıştık. 27'den ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamı, kökler çarpımı arasındaki ilişki vesaire bunlardan devam edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi dersin sonunda bir tane de çıkmış sorumuz var. Çıkmış sorumuzu da çözüp noktalamayı düşünüyorum. Tamam mı canlarım? Hadi bakalım. Başlayalım o zaman dersimize. Şöyle birinci sorumuzla şöyle gelelim. Ve 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 ve, ve başlayalım. Haydi bakalım. Şimdi 27 bir değil de yani bu dersin biri 27'si 27. örnek bu dersin birinci örneği olmuş oluyor. Peki x kare eksi m artı 2x eksi 12 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Tamam sonra da diyor ki 2x1 eksi x2 eşittir 7 eksi m olduğuna göre 3x1 artı 4x2 toplamı kaçtır diyor. Şimdi bir önceki derste size bir şeyden bahsetmiştim demiştim ki bakın arkadaşlar bakın yavrularım. Eğer ikinci dereceden bir denklemin kökleri arasında toplamları, farkları ya da birbirlerinin katları, oranları arasında bir ilişki verildiyse o soru %99.9 nereden çözülür demiştim? Kökler toplamından veya kökler çarpımından. Şimdi kökler toplamından çözüleceği şuradan belli. Çünkü köklerin arasındaki farkla ilgili bir ilişki vermiş. Şimdi ben gidip de x1 çarpı x 2 yazsam. Evet bunun cevabı eksi 12 bölü 1 c bölü a'dan. Eksi 12 eyvallah da yani burada ne işime yarayacak benim? Birini diğerinin cinsinden yazamadıktan sonra. Ya da şu denklemle birleştiremedikten sonra. Ama ama o denklemi bir yazayım şuraya bak. 2x1 eksi x2 eşittir 7 eksi m. Şimdi bunun altına da kökler toplamını yazıyorum. Yani x1 artı x2 yazıyorum. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. Soruya bakalım. Eksi b'si m artı 2. A'sı da 1 olduğuna göre. Demek ki kökler toplamımız m artı 2'ymiş. Şimdi kökleri taraf tarafa topluyorum şey denklemleri taraf tarafa topluyorum. Taraf tarafa topladığımda şu arkadaşlar zaten birbirini götürüyor. 2x1 x1 daha ne yapıyor? 3x1 yapıyor. Bunları topladığım zaman şunlar da birbirini götürüyorlar. 7 artı 2'den ne yapıyor? 9 yapıyor. 3x1 eşittir 9 sa her iki tarafı 3'e bölüyorum. x1 eşittir 3 çıkıyor. Gördün mü? Ne yaptık? Ne yaptık? Kökün bir tanesini bulduk. Kökün bir tanesini bulduktan sonra artık bak 3x1 diyor zaten şu 9. Peki hocam diğerini nasıl buluruz? Bak şimdi şuradan işte. Şuraya 3 yazsan. Şu arkadaş ne olur? Eksi 4 olmak zorunda. Eksi 4'ün de 4 katı eksi 16 olur. 9 eksi 16'dan bu sorunun cevabı eksi 7 yapacak. Anlaştık mı? Herhangi problem yok. Güzel. Şimdi devam ediyorum. 28 numaralı örneğimizle. M ve N sıfırdan farklı birer gerçel sayıdır. Tamam hocam güzel sıkıntı yok. X kare artı 3X, 3MX artı N eşit sıfır denkleminin kökleri M ve N olduğuna göre. Bak bu da önemli bir soru tarzıdır. Denklemin köklerini kat sayılar cinsinden verdiği sorular. de çok sever bu soruları sormayı. Bak şimdi bu denklemin bir kökü M, bir kökü N. Bu kökler de aynı zamanda kat sayıların içinde geçiyor. Bu sorularda ee, yani çok yüksek oranda kökler toplamı ve kökler çarpımından çıkıyor arkadaşlar. Şimdi kökler toplamını yazalım. Yani m artı n yazalım. m artı n eşittir. m artı n bu arada bir kök m bir kök n ya o yüzden kökler toplamı m artı n. E kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 3 m yapıyor. E bunu buraya atalım. Ya da e tamam hadi bunu buraya atalım. n eşittir eksi 4 m olsun. Kenarda dursun. n eşittir eksi 4 mymiş imiş. Şimdi kökler çarpımını yazalım. Bir kökümüz M, bir kökümüz de N ise kökler çarpımı M çarpı N. Kökler çarpımı da C bölü A'dan. C'si gördüğünüz gibi N. A'sı da gördüğünüz gibi 1. N bölü 1'den ne geliyor? N geliyor. N'ler de birbirini götürüyor şöyle. Bu arada N'ler birbirini normalde götüremez. Sıfır olma ihtimali de var. Ama sıfırdan farklı gerçel sayılar dediği için N'leri götürüyorum ve M eşittir 1 geliyor. M'miz 1 geliyor arkadaşlar. E, M yerine götürüp şurada 1 yazdığımız zaman N'mizde eksi 4 geliyor. M ile N'nin çarpımını soruyor. Çarptığım zaman da cevabı eksi 4 olarak bulmuş oluyorum. Tamam mıdır? Güzel. ÖSYM çok buna yakın bir soru sormuştu. Onu illaki bir yerde çözeceğiz. Şu an hatırlamıyorum. Belki bu dersin sonundaki soru o mu? Hatırlayamadım. Neyse. 29. soruyla devam ediyorum. Ee, şimdi yine bir ikinci dereceden denklem vermiş. X² 4, x kare artı 4x artı 3m eksi 2 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre M kaçtır? Bak şimdi burada bir şey var. Burada bir burada bir bit yeniği var arkadaşlar. Şimdi bak x1 artı 5x1. Şu soruları hatırlar mısınız? x kare artı 5x artı 3 eşit 0 e, x bu denklemin bir kökü de a bu denklemin bir kökü de a ise a kare artı 5a kaçtır? Bu soruları hatırlıyor musunuz? Ne yapıyorduk bunlarda? a'yı götürüp madem kökse yerine yazıyorduk. Yerine yazdığımız zaman a kare artı 5a artı 3 eşit 0 çıkıyordu. Bu 3'ü karşı tarafa attığımız zaman da a kare artı 5a eşittir eksi 3 oluyordu. Ha demek ki a kare artı 5a eksi 3 diyorduk. Çözüyorduk soruyu. Hatırlıyor musunuz bunları? Şimdi buna benziyor ama sadece tek farkı şu. Şimdi burada x kare artı 4x var. Eyvallah bir kökünü x1 demiş bir kökünü de x2 demiş. Götürüp yerine yazarsak kökünü x1 kare artı 4 tane x1 artı 3m eksi 2 eşit 0 çıkar. Ama bizde x kare artı 5x1 var babam. Orada x kare artı 4x1 yazıyor. Peki ben şöyle yapsam nasıl bir hareket olur? x kare artı 5x1 x1 kare artı 5x1'i x1 kare artı 4x1 artı 1x1 diye yazsam. 5x1'i aslında 4x1 artı 1x1 diye parçaladım. Yani bunu yapsam aramız çok bozulur mu seninle? Bence bir şey olmaz. E yanında da ne var? Bir tane x2 var. Eşittir 10. E arkadaşlar şu arkadaşımız nedir? Bunu karşı tarafa at şöyle komple. x1 kare artı 4x1 eşittir 2-3m. Karşı tarafa atarsam. O zaman buraya yazıyorum. 2-3m yazdım buraya. Yanında, yanında da ne var? Kökler toplamı var. E, bu ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 zaten. O zaman yani bu kökler toplamını yani x1 artı x2'yi zaten şuradan. Eksi b bölü a'dan. Eksi 4 bölü 1. Yani eksi 4 diye yazabilirim aslında bunu. Eşittir kaça? 10'a. Güzel. 2'den 4 çıktı. Eksi 2. Karşı tarafa attım. Artı 2 diye geçti. O zaman 3m eşittir 12 yaptı. Her iki tarafı da 3'e bölünce m'yi eksi 4 olarak bulmuş olduk. Anlaştık mı? Bu sorunun arkadaşlar trik noktası yani can alıcı noktası neresiydi biliyor musunuz? Şurada x1 kare artı 5x1'i x1 kare artı 4x1 Artı x1 diye yazmaktı. Böyle yazmak bize hem e, x1 kare artı 4x1'i m cinsinden yazdırdı. Hem de kökler toplamını yazdırdı. Kökler toplamını da zaten bildiğimiz için denklemi sadece m'ye bağlı bir denklem haline çevirebildik. Oradan da zaten m'yi çözmüş olduk. Anlaştık mı canlar? Tamam mı? Var mı problem? Ne ma problema? Devam ediyorum şimdi 30 numaralı soruyla. Kökleri bir tam sayıdır. Buna göre k sayısı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Bak. Kökleri birer tam sayıdır. K kaç farklı değer alabilir? Şimdi arkadaşlar kökler toplamını yazalım. Bunun bir köküne x1 diyelim. Bir köküne de x2 diyelim. x1 artı x2 eşittir k. Şimdi kökler çarpımını yazalım. x1 diyelim. İkinci köke x2 diyelim. x1 çarpı x2. Kökler çarpımı da c bölü a'dan 180 bölü 1 yani 180. Şimdi köklerimiz tam sayıysa demek ki çarpımları 180 olan tam sayıları düşüneceğiz. Bir dakika hocam ne, ne dediniz? Ee, bir daha söylüyorum yavrum. Çarpımları 180 olan tam sayıları düşüneceğiz. E hocam ya tek tek yazacağız mı bunu ya? 180 işte 1 ile 180 mesela olur mu? Olur. Sonra 2 ile 90. Ondan sonra 3 ile 60. İşte 4 ile e, kaç yapıyor? 45. Hocam bunu böyle yazacağız o zaman. An Bir de bunu yazacağız da aklıma şu geldi bunların eksilleri de var. Sonuçta tam sayı diyor. Negatif falan demiyor ki. Mesela eksi 1 ile eksi 180 de olur. Ama bir sürü sayı arkadaşlar. Bunları tek tek yazmayacağız tabii ki. Bakın şöyle yapacağız. Yani bir anda yazacağız diye mi düşündün? Arkadaşlar şimdi bu 1 ile bu 180 bu 180'in bir böleni. Bu 2 ile 90 da bir böleni. Bu 3 ile bu 60 da bir böleni. Bu 4 ile bu 45 de böleni. Aslında biz buraya neyin listesini oluşturuyoruz? 180'in bölenlerinin listesini oluşturuyoruz. Ama negatiflerde olduğu için pozitif bölenleri demiyorum tam bölenleri diyeceğim. Peki 180 sayısının tam bölen sayısı nasıl bulunur? Hadi gel TYT'ye. TYT'de anlattım ben bunu size. 180 sayısının tam bölen sayısını nasıl buluyorduk? Hatırlayın hemen işte. Şimdi, şimdi hatırlayın bakalım. Sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorduk değil mi? Önce. E, 36 çarpı 5 de yazıyorum. 36 da arkadaşlar 9 çarpı 4 çarpı 5. 9 da 3'ün karesi. 4 2'nin karesi. 5'te 5 üzeri 1. Asal çarpanlarını ayırdıktan sonra asalların kuvvetlerini 1 arttırıp çarpıyordun. E 3'ün üstündeki 2'yi 1 arttırdım. 2'nin üstündeki 2'yi 1 arttırdım. 5'in üstündeki 1'i 1 arttırdım ve çarptım. 18 tane PBS'si var bunun. Ne demek PBS? Pozitif bölen sayısı. E 18 tane de NBS'si var bunun. NBS ne? Negatif bölen sayısı. O zaman 18 artı 18'den 30, 36 tane TBS'si var bunun. Ne demek TBS? Tam bölen sayısı. O zaman cevabımız 36 mı? Hayır. Çünkü arkadaşlar K köklerin toplamı. Dolayısıyla ikili ikili toplamlar. Yani burada 36 tane değer varsa 18 tane toplam gelir. Çünkü 36 taneden 18 tanesi X1'e, 18 tanesi X2'ye gidecek. Toplamları bulduğunuz zaman atıyorum 181 K'nın bir değeri. 92 K'nın bir değeri. 63 K'nın bir değeri. Çünkü K kökler toplamı. 49 K'nın bir değeri. Bu şekilde 36 tane sayı ikili ikili gruplara ayrıldığı zaman 18 tane grup oluştuğu için K'nın alabileceği 18 tane farklı değer vardır. İkinci dereceden denklemler kökler toplamı kökler çarpımı ve pozitif bölen sayısı negatif bölen sayısı tam bölen sayısıyla asal çarpanlara ayırmayla birleşmiş güzel bir soruydu. Umarım anlamışsınızdır. Ee, ama bunu anlamadıysanız da eğer şuradan dolayı anlamadıysanız hocam ne yaptınız siz öyle üstlere ayırdınız bir şeyler yaptınız falan diyorsanız o zaman arkadaşlar sizi TYT kampına bir tekrardan bir hani oraya bir, bir göz atmanız lazım. Çünkü bu bu kısmı anlamadıysanız sıkıntınız TYT'de. Dir. Gel buraya şimdi. 31. soru. Ee, yine bir ikinci dereceden denklem veriyor. İçerisinde işte ağlar mağlar bir şeyler var. Denkleminin köklerinin geometrik ortalaması 3 olduğuna göre. Köklerin aritmetik ortalaması. Arkadaşlar köklerin geometrik ortalaması. Bu bir ikinci dereceden denklem. Dolayısıyla iki tane kökü var. Bir kökü x1 bir kökü x2. Bunların geometrik ortalaması bunların kare köküdür. Bunun 3 olduğunu vermiş. Köklerin aritmetik ortalamasını soruyor. Yani kökler kökleri topla 2'ye böl diyor. Yani kökler toplamının yarısını soruyor aslında. Şimdi köklerin çarpımının karekökü 3 ise ben orada her iki tarafın karesini alsam x1 çarpı x2 3'ün karesinden 9 etmez mi? Eder değil mi? Köklerin çarpımı 9. Burada bir problemimiz var mı? Yok. Şimdi kökler çarpımını sorudan kat sayılardan yazsam c, c'si şu bak c'si şu a'sı da şu babam. O zaman c yani 4a artı 3 bölü a yani a artı 2 eşittir 9. Bir şekilde ayıkladık yine ha. A'yı bulacağız şimdi. İçler dışlar çarpımı yapalım. 9A artı 18 eşittir. 4 tane A artı 3 yapar. Bunu karşı tarafa atarsam 5 tane A. Bunu karşı tarafa atarsam eksi 15. Buradan A eşittir. Eksi 3 çıkacak. E şimdi kökler toplamının aritmetik ortalaması diyor. Kökler toplamını bir bulalım. X1 artı X2'yi hesaplayalım. O da nedir? Eksi B bölü A. Şu A'yı bir yerine yazalım mı ya? A yerine eksi 3 yazarsam. Eksi 6, eksi 10. Bir de önünde eksi var, artı 10. Şurası 10 yapar. A yerine eksi 3 yazarsam şurası da eksi 1 yapıyor. Eksi B dediğimiz eksi 10. A dediğimiz de eksi 1. Eksi 10 bölü eksi 1'den 10 yapıyor kökler toplamı. O zaman 10 bölü 2'den sorumuzun doğru cevabı... 10 bölü 5 yazdım lan. 10 bölü 2'den sorumuzun doğru cevabı... 5 olarak bulunmuş olacak. Tamam mı canlarım? Güzel, bunu da hallettik. <laughs> 32... Bak şimdi kökleri x1 ve x2 olsun. <laughs> olduğuna göre k kaçtır? Arkadaşlar köklerin arasında yine bir ne vermiş? İşte bir kökün iki katının diğerinden farkı 15. Yani kökler arasında bir toplam fark ilişkisi gelmiş. O zaman bu soru %99.9 kökler toplamından ya da kökler çarpımından çözülecek. Bu tabii ki kökler toplamından çözüleceğe benziyor. Çünkü köklerin arasında bir fark ilişkisi vermiş. Ben bunun altına hemen kökler toplamını yazıyorum. Hemen, hemen, acil, hemen. X1 artı X2 Eksi b'si 6. A'sı da 2 olduğuna göre 6 bölü 2'den 3. Bak burası 3 geldi. Şimdi kökleri topluyorum arkadaşlar. Taraf tarafa toplama yapıyorum. Şunlar birbirlerini götürüyorlar şöyle. X1, 2 X1 daha 3 X1 yapıyor. 15, 13 daha 18 yapıyor. Buradan X1 eşittir. 18 bölü e, 3'ten 6 yapıyor. Bir kökümüz 6. E kökler toplamamız 3 değil miydi? Bu 6 ise bunun da eksi 3 olması lazım. Yani aslında diğer kökü de ne olarak bulduk? Eksi 3 olarak bulduk. O da çok güzel. Şimdi ne yapacağız? K'yı soruyor bana. İsterseniz denklemin köklerini bulduğunuz için herhangi bir tanesini götürüp yerine yazabilirsiniz. K'yı bulursunuz öyle. Ama ben şöyle bulacağım. Kökleri çarptığım zaman eksi 18 geliyor. Yani kökler çarpımı eksi 18. Kökler çarpımı da sorudan yazarsam C. E C'si K bunun. A'sı da 2 olduğuna göre K bölü 2. İçler dışlar yaparsam K eşittir. Eksi 36 çıkar. Tamam mı canlarım? Çok güzel. Evet. 33. soruyla devam ediyorum. Ha, bak şimdi bak bak. Abi bak 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 bak. Ne diyorsun sen ya? Şu olaya bakar mısınız? x kare eksi mx artı 9 eşittir 0 denkleminin kökleri x mi? Kök x2 artı 2 bölü kök x1 eşittir 5 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi e, kökleri direkt bulamıyoruz. Bulsam yerine yazsam belki çıkar soru ama ee, yukarıda eksi m olduğu için köklerin ne olduğunu direkt bulamam peki ne yaparım yani ne, ne yapmak mantıklı burada ee, içler dışlar çarpımı daha doğrusu orada bir payda eşitleme yapsam da oradan bir şeyler getirmeye çalışsam sizce mantıklı olur mu şununla şunu çarpsam ne olur kök içerisinde x1 çarpı x2 olur artı yanında bir tane 2 var bölü paydasında kök x1 var eşittir 5 Arkadaşlar bakın istemsiz bir şekilde buradan kökler çarpımı geldi. X1 çarpı X2 geldi. X1 çarpı X2 eşittir kökler çarpımı. 9 bölü 1'den 9. C bölü A. Anam bu 9 geldiyse 9'un kare kökü kaç? 3. E, 2 de yanında var 5. O zaman 5 bölü kök X1 eşittir 5 geldi. 5'ler de birbirini götürdü. Burada 1 ve burada 1 kaldı. İçler dışlar yaparsam kök X1 eşittir 1 geldi. Her iki tarafın karesini alırsam x1 eşittir 1 çıktı. Neymiş arkadaşlar x1? 1'miş. Çok güzel. Şimdi bize ne soruyor? M'yi soruyor. E artık biz bir kökü bulduk. Diğer kökü bulmaya mesela bu soruda gerek yok. Çünkü kökler çarpımı falan yazmadık. Kökler çarpımı verdiği için. Bu soruda ikinci kökü bulup kökler toplamından falan gitmektense direkt kökü denklemi sağlar diye yerine yaz. Bu kadar basit. Biri götür yerine yaz. 1 eksi m artı 9 eşit 0 yapıyor. Bunu buraya atarsan m eşittir 10 olarak bulunmuş olacak cevabımız. Tamam mı? Çok güzel. Bak bunu da öyle tatlı tatlı güzel güzel hallettik. Tamam mı? Canım benim. Hadi bakalım. 34. soruyla devam ediyoruz. Gel. Denkleminin bir kökü diğerinin karesine eşit olduğuna göre m kaçtır diye soruyor. Şimdi dur. Denkleminin bir kökü diğerinin karesine eşitmiş. Şimdi iki tane kök alalım. Biri x1 biri x2 olsun. <laughs> Diyor ki bu lavuk. Denkleminin bir kökü eşittir. Diğer kökünün karesi. Şöyle. Heh, tamam. Yine kökler arasında... <laughs> ağlayacak gibi oldum değil mi? Yine kökler arasında... <laughs> Falan diye böyle durduk ya. Düşünsenize arkadaşlar. Durduk yere böyle aklıma bir şey geliyor. Kesmiyorum orayı da ağlıyorum. <laughs> arkadaşlar. Bana bir müsaade edin 5 dakika. <laughs> Falan. Şimdi x1 eşittir x2'nin karesi. Yine kökler arasında bir e, şey vermiş, oran vermiş, bir ilişki vermiş yani. O zaman %99.9 ya kökler toplamından ya da kökler çarpımından gelecek. Bu arada %0.01 inşallah sınavda karşınıza çıkmaz. <laughs> %99 hepsini böyle yapıyor sınavda bir çıkıyor %0. Yok yok. Hani ben %100 de hani öyle bir soru kurgulanır birisi tarafından. E, o hani %100 demek kesin dememek için onu %99.9 diyorum. Şimdi o zaman şöyle yapacağız. Kökler toplamından mı yapacağız? Kökler çarpımından da. Bak kökler toplamını yazsanız burada. B bilinmeyen ne olduğu için. Hani eksi m artı 2 b'de ya. Hani kökler toplamını yazarsam sıkıntı yaşarım. Ama kökler çarpımını yazarsam. X1 çarpı X2 yazarsam. C'si eksi 24. A'sı da 3 ya. Eksi 24 bölü 3'ten burası eksi 8 yapar. Bak şimdi. Ben X1 yerine x2'nin karesi yazabiliyorum. Şuraya x2'nin karesi yazarsam yanında da x2'nin birinci kuvveti var eşittir eksi 8. Buradan x2'nin üçüncü kuvveti gelir eşittir eksi 8. Hangi sayının üçüncü kuvveti eksi 8'dir? Eksi 2'nin. O zaman x2 eşittir eksi 2 yapar. Tamam mı? E, o zaman x2 yerine şurada eksi 2 yazarsanız eksi 2'nin karesinden x1 de artı 4 yapar. E bize şimdi e, m'yi soruyor. Kökler toplamından gidelim. Kökleri topladığımız zaman 4-2'den 2 yapar. Kökler toplamı da eksi B bölü A'dan. Eksi B'si M artı 2. A'sı da 3 olduğuna göre M artı 2 bölü 3. Geçmiş olsun. İçler dışlar yaparsam M artı 2 eşittir 6. Buradan M eşittir kaç gelir? 4. M'miz 4 olarak bulunacakmış. 34 numaralı örneğimizde. Tamam mıdır bu da? Tamam. tamam. Çok güzel. Gel şimdi buraya. Bak şimdi. P 3'ten farklı bir gerçel sayı. Hani P 3'ten farklı demek ki kökümüz 0 değil demeye çalışıyor. X kare eksi 11 x artı P kare eksi 5 P artı 6 eşittir 0 diye böyle egzantrik bir denklem vermiş. Sonra diyor ki bu denklemin köklerinden birisi 3 eksi P olduğuna göre P kaçtır? Hmm. Bak şimdi şöyle yapalım gel. X kare eksi 11 x artı. Şimdi şuradaki P kare eksi 6, 5 P artı 6 P'ye P. Y, P. Eksi 3'e eksi 2 diye çarpanlarına ayrılıyor mu? Ayrılıyor. O zaman orayı P eksi 3 çarpı P eksi 2 diye yazalım. Eşittir 0. Şimdi e, kökümüzün bir tanesi 3 eksi P e, kökler çarpımının bir çarpanından da aynısının eksilisi geldiğini yakaladın mı? Yakaladın. O zaman şöyle düşüneceksin. Diyeceksin ki ben bunun bir tane köküne 3 eksi P dedim. Soru dedi daha doğrusu. Diğer köküne de x2 diyeyim. x2 O zaman kökler çarpımı 3 eksi p çarpı x2 olur değil mi? Bir kökümüz 3 eksi p. Diğer kökü de x2 dedim ben. Eşittir. E kökler çarpımı c bölü a değil mi? Arkadaşlar c'si şu değil mi denklemin? C'si bu. C. A'sı da 1 zaten. O zaman c bölü a bu. E arkadaşlar e, p 3'ten farklı olduğu için bunların sıfır olmadığını biliyorum. Dolayısıyla bunlarda sadeleşme yapabilirim. Bunları sadeleştirirsem x 2 eşittir. Tabi burada bir tane eksi 1 kalır. Çünkü bu bunun eksilisi. Eksiyi de içeri dağıtırsam ikinci kökümüz de 2 eksi p gelir mi? Bak bir kökümüz 2 eksi p'ye geldi. Bir kökümüz de 3 eksi p'ymiş zaten. O zaman kökler toplamı 5 eksi 2 p olur mu? Evet. Peki kökler toplamı sorudan yazarsam. Eksi b bölü a'dan 11 bölü 1. Yani 11 değil mi? Geçmiş olsun. P'yi bulduk. 2 p'yi bu tarafa at. 11'i de öbür tarafa at. Eksi 6 diye geçer. Buradan p eşittir. Eksi 3 yapar. Çok güzel. Tamam. Yani ee, bak kökler toplamı ve kök, e, daha doğrusu köklerin arasında toplam fark oran çarpım üst ilişkisi gibi köklerin arasında bir ilişki verdiği zaman kökler toplamı ve kökler çarpımından zaten çözebiliyoruz soruyu. Onun dışında bir kökünü eğer kat sayılar cinsinden verirse de yine kökler toplamı ve çarpımını yazarak soruyu belli bir noktaya kadar getirip çözebiliyoruz. Problem yok. Tamam mı? Yani sadece soruyu nasıl çözdüğümüzü değil de bu sorunun başka bir türevi tarzı karşıma geldiği zaman ne hissederim ne düşünürüm diye de biraz değerlendirme yapın tamam mı? Şimdi denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre denklemin köklerinin küplerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Ha, şimdi şu ifadeyi bulmamız lazım. x1 küp artı x2 küp. Arkadaşlar ee, a küp artı b küp nasıl açılıyordu? a küp artı b küp. a artı b çarpı a kare eksi ab artı b kare. Hatırlıyor musunuz? O zaman bu da şöyle açılır mı? x1 artı x2 çarpı x1'in karesi eksi x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. Evet. Şurayı biliyorum zaten. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4 bölü 1 yani 4. Şurayı da biliyorum. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 3 bölü 1 eksi 3. O zaman şu ikisini toplayıp toplamını bulduğum zaman x küp artı x1 küp artı x2 küpü bulmuş oluyorum. O da kökler toplamının karesinden geliyor zaten. Kökler toplamının karesini aldığın zaman x1 kare 2x1 x2 x2 kare çıkıyor değil mi? Kökler toplamının karesi bu. E kökler toplamı 4 değil miydi? Karesini alırsanız bura 16. E x1 çarpı x2 eksi 3 değil miydi? O zaman burası da eksi 6. Artı 6 diye karşı tarafa atarsam x1 kare artı x2 kare 16 artı 6'dan kaç gelir? 22. O zaman şu ikisinin toplamı 22 çıkıyor arkadaşlar. Bakın kökler çarpımı eksi 3. Bir de şurada eksi var artı 3. Yani burası 22 artı 3'ten 25 yapıyor. Şurası şöyle komple 25 yapıyor. O zaman 4 çarpı 25'ten bu arkadaşımız 100 yapıyor. E o zaman soru bize aslında kök 100'ü soruyor. E kök 100 zaten 10'a eşittir. Tamam. Kökler toplamı ve çarpımı arasında yine e, burada bir tane de özdeşlik kullandık. A küp artı B küp diye ve soruyu çözmüş olduk. Peki. Devam ediyorum şimdi 37. soruyla. Olmak üzere x1 büyük x2'dir. Buna göre kök x1 eksi kök x2 ifadesinin eşiti kaçtır diye soruyor soru bize. Şimdi bakın kök x1 eksi kök x2. Kökleri bulup karelerini, kare köklerini alsak güzel olur ama çarpanlara ayrılmayan bir ifade. Zaten hani enayi değil ki bize çarpanlara ayrılan versin. Direkt çözerdik soruyu. Çarpanlarına ayrılmıyor ama iki tane farklı kökü var. O zaman e, özdeşlik kullanacağız, kare alacağız, bir şeyler yapacağız. Kökler toplamını çarpımını kullanmaya çalışacağız. Şimdi ben buna a diyorum arkadaşlar. Ben buna a diyorum. Sonra her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi x1. Çarpımlarının iki katı 2 eksi 2 kök x1 çarpı x2. Şöyle. İkincinin karesi de artı x2 oluyor. Eşittir a'nın karesi. Şimdi unutmayın ben a'yı arıyorum. Bulmak istediğim şeye a dedim. Tamam mı? Ben a'yı arıyorum. Şimdi şuradan x1 artı x2 geldi zaten. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 9 bölü 1 yani 9. Eksi 2 çarpı kökler çarpımının karekökü. Kökler çarpımı da 16 bölü 1'den 16 zaten bu eşittir a kare olmaya devam ediyor. E buradan a kare eşittir. şurası 4 diye çıkıyor. 8, 9 eksi 8'den 1. A kare 1 ise o zaman a da 1. Ben aradığım şeye a demiştim. O zaman cevabı kaç bulduk? 1 bulduk. Tamam. Özdeşliği kullanarak yine sorumuzu güzel bir şekilde çözmüş olduk. 37 numaralı sorumuzda bunu da hallettik. Şimdi gel bakalım 38. soruya. E, denkleminin bir kökü, denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere bu ifadenin eşiti kaçtır diyor. Bak bu soru şimdi iki türlü çözülüyor. İki türlü çözeceğim sana. İkinci çözüm biraz daha farklı bir çözüm olacak. Birinci çözümde zaten hani, dümdüz payda eşitleyeceğim. Şöyle diyeceğim. Buna x2-3 ile genişleteyim bunu diyeceğim. Bunu da x1-3 ile genişleteyim diyeceğim. Yukarısı ne olacak? x2-3 artı x1-3 olacak. Tamam mı? Yukarısı bu olacak. Aşağısı da bunları çarparsam terim terim. X1 çarpı X2. X1 çarpı X2. Eksi 3 X1. Eksi 3 X2. Eksi 3 çarpı x 3'ten de artı 9. Tamam mı? Şimdi bak burada X1 artı X2 geldi buradan. Kökler toplamı. Eksi B bölü A'dan 3 bölü 1. Yani burası 3. E, eksi, artı 3 ile eksi 3 şurada gitti. Yukarıda bir tane eksi 3 kaldı. Tamam mı? Bölü. Aşağıya bakalım. Kökler çarpımı var bakın burada. Kökler çarpımı C bölü A'dan 1. Burada da dikkat ederseniz... Eksi 3 parantezinde x1 artı x2 var. E, x1 artı x2 3 zaten. Eksi 3 çarpı 3'ten eksi 9. Yani orası 1 eksi 9. Yanında da artı 9 var. Bunlar da birbirini götürüyor. Cevabımız e, eksi 3 bölü 1'den eksi 3 oluyor. Tamam mı? Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de şu bak. Şimdi x1 bu denklemin bir kökü mü? Kökü. O zaman yerine yazabiliriz. Yerine yazıyorum. x1 kare eksi 3 x1 artı 1 eşit 0. Sonra... Şurayı x1 parantezine alıyorum. x1 parantezinde x1 eksi 3 artı 1 eşit 0. Biri karşı tarafa yolluyorum. x1 çarpı x1 eksi 3 eşittir eksi 1. Her iki tarafı x1'e bölüyorum. x1 eksi 3 eşittir eksi 1 bölü x1. Ee, aslında bana soruda sorulan x1 eksi 3'ü yalnız bırakmış oldum. x1 cinsinden yazmış oldum. Aynı şeyi x2 içinde yapabiliriz. Çünkü x2 de bu denklemin bir kökü x2 eksi 3 de aynı şekilde eksi 1 bölü x2 gelir bu sefer. Bak o zaman 1 bölü x1 eksi 3 yerine eksi 1 bölü x1 yazıyorum. Eksi 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 eksi 3 yerine de eksi 1 bölü x2 yazıyorum. Tamam mı? Sonra bu takla atıyor. Ne oluyor? Eksi x1 oluyor. Bu takla atıyor. Eksi x2 oluyor. Burası da arkadaşlar eksi parantezinde x1 artı x2 demek. E kökler toplamımız 3 soruda verilmiş. Eksi 3'te cevabımız buradan çıkıyor. İki türlü de yapılabilir. Hangisini isterseniz, hangisini benimserseniz oradan soruyu çözebilirsiniz. Tamam mı canlar? Güzel. 38'i de böylece halletmiş olduk. Şimdi mor sorular geliyor. Kaç tane mor sorumuz var? 1, 2, 2 tane mor sorumuz. Bir de çıkmış sorumuzla olayı noktalayacağız. Tamam mı canlar? Evet. Güzel sorular konuştuk ama. Yani ben e, mor sorular da çok güzel olacak ben arkadaşlar e, bu seneki AYT kampından razıyım ya gerçekten çok keyifli oluyor çok öğretici oluyor bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama e, yani içerik benim için çok önemli e, geçenlerde aklıma şey geldi ya hani içerik içerikle ilgili birisiyle yine konuşuyorduk e, bir öğrencimle konuşuyordum yine işte bu bizim deneme kulübü var Ankara'da orada bir öğrenciyle karşılaştık İşte denemeleri hakkında netleri hakkında konuşuyoruz falan ya hocam dedi hani ben dedi kampı bitirdim dedi netlerim dedi bir an önce yükselsin istiyorum falan ya dedi bak. Yani böyle bir başarı şeyi yok. Yani böyle bir şey hiçbir yerde yok yani. Hani bir şey yapayım hocam. Hemen yapara yapmaz karşılığını alayım. Her şey adım adım. Evet YKS sürecinde bu biraz kısa. Hayatta çok daha uzun. Hayatta hiçbir şey bir anda olmuyor arkadaşlar. Yani bir anda başarılı olamıyorsun. ...hep bir zaman, bir böyle bir akış gerekiyor, bir süreç gerekiyor. Hayatın kendisi zaten bir süreç. Ben mesela e, yani şu anda öğrencilerimin hem faydalı olacağı... Ol, o, ...yani öğrencilerime faydalı olduğunu düşündüğüm en azından... ...hem sadece benim değil benim gibi bir sürü bu işle uğraşan... ...ve benden çok daha iyi e, yazarlık yapan e, yazar hocalarımızın... ...ekibimizin de hepimizin içine sinen e, kitapları... Böyle artık e, piyasada yer bulmuş, parmakla gösterilen, gerçekten buradan e, çok başarılı olan, dereceler yapan, AYT-TYT'yi buradan baştan sona halledip sınavda fullleyen öğrencilerimizin varlığı. Yani bu kitapları oluşturma sürecimiz ya benim ta 2017 yılına dayanıyor. Ben 2017 yılında, yani bu işe bir anda, yani 2017 yılında yaptığım kitaplar güzel değildi benim. Ama bu iş böyle yavaş yavaş oluyor zaten. Ha faydalı mıydı? Yine faydalıydı. Ama her yönüyle biz bu işi... ...geliştiriyorsak bu bir süreç işliyor yani... ...orada mesela bir şey var... Ee, ...2017'de arkadaşlar... ...ben ilk kitabımı yazdım... ...ondan sonra zaten hep üstüne koya koya gittik... ...2020'den sonra zaten... ...çok e, ilmeli bir şekilde... ...kendi ekibimi oluşturduğum için çok güzel oldu... ...ama o zaman tek başıma yani oturuyordum... ...A4 kağıda yazıyordum yani böyle ders notları... ...vesaire şeklinde... Ee, ...bilgisayar yok bir şey yok... Ta ...işte dediğim gibi 2017 yılından bahsediyorum... ...aynen... O zaman da böyle Instagram'da böyle ufak tefek hani böyle bir şeyler yapıyorum. İşte notlar paylaşıyorum. Instagram biraz o zaman böyle ders falan anlatıyorduk Instagram'da yani. Şimdi çok başka bir hale dönüştü de tabii ki sosyal medya platformları dönüşüyor yani. Neyse işte o zaman işte ilk kitabımı çıkarttım. Matbaada bile basmıyorum işte kırtasiyede falan basıyoruz. Burada o e, işe gidiyordum işte sabah çıktım. Bir tane öğrencinin elinde benim kitabı gördüm. Ondan sonra ee, kitap o zaman arkadaşlar 2017 yılı 49 lira 49 liraydı sanırım 39 lira ya da 49 lira tam hatırlamıyorum şimdi hatırlayamadım öğrencinin elinde kitabı gördüm hoşuma gitti tabi öğrenci de beni orada bir gördü yani karşılaştık falan böyle kendi öğrencim değil ama sokakta gördüğüm bir öğrenci böyle bir hafiften böyle bir benim tanıdı o zaman böyle çok youtube falan yok yani o zaman ee, böyle bir tanır gibi oldu tanıdı falan herhalde bilmiyorum kitabı nasıl edindi satın mı aldı onu konuşacağım işte onun için çocuğa böyle bir yamaçtım. Ee, i̇şte bir fotoğraf çektik. Oha hocam falan filan. Dersler nasıl çarçurdu. Sonra dedim ki kitaptan dedim e, memnun musun dedim. Nasıldı falan filan dedim. <laughs> Çocuk bana öyle bir cevap verdi ki. <laughs> dedi ki sıkıntı yok hocam dedi ya. 50 lirayı zaten neye vermiyoruz dedi. Yani çok güzel bir cevap aslında. Hani. Hani beni kırmak da istemiyor ama ni niyeti de belli ediyor. İşte biz o günlerden bugünlere geldik arkadaşlar. Yani ben baştan beri mükemmeldim. Benim baştan beri her şeyim süperdi. Ben baştan yani ben buradan buraya bir anda çıktım. Bunlar olmuyor arkadaşlar. Ee, sürünme süreciniz, emekleme süreciniz. Yani bir çocuğun doğup, yetişip, büyüyüp, yürüyüp koşması gibi bir süreç bu. Ee, o yüzden her şeyi YKS'ye hazırlık sürecini de sürece bırakmanız lazım. Bu bir süreç. her şey yavaş yavaş olacak. Siz bir anda bir anda olmasını, bitmesini bekliyorsanız bir anda olacak bir şey değil tamam mı? Şimdi 6. soruya devam ediyorum. Mor soru 6. Aslında bu soru hangi soruya benziyor biliyor musunuz? O sorunun birazcık daha modifiye edilmiş versiyonu gibi. Hemen bulayım o soruyu size. Burada mı çözmüştüm lan? Herhalde burada çözmüştüm bakayım. evet şu soru. Şu soruda hani x1 kare artı 5x1'i x1 kare artı 4x1 artı x1 diye yazdık ya. Onun arkadaşlar bir tık modifiye edilmiş versiyonu. Bak gel şimdi. Bak şimdi. Şimdi x1 bu denklemin bir kökü bak. x kare artı 5x var. x1 kare artı 5x1. x1 kare artı 3x1. Ben şuradaki x1 kare artı 3x1'i bak nasıl yazıyorum biliyor musun? x1 kare bak dikkatli izle beni. Artı 5x1 Eksi 2x1 diye yazıyorum. Aslında 3x1'i 5x1, eksi 2x1 diye yazdım. Neden? Çünkü bunu yerine yazdığım zaman x1 kare artı 5x1 geliyor ya, onu kullanabilmek için. E, artı 4'ümüz var, eşittir. Karşı tarafta da 2x2'miz var. Bak, bunu karşı tarafa yollayalım. Ne olur? x1'in karesi artı 5 tane x1, e, hatta 4'ü de karşı tarafa yollayalım. 2x1... Artı 2x2 eksi 4. Tamam mı? Bak şimdi. Şurası x1 kare artı 5x1. Yerine yazarsak x1 kare yani x1 bu denklemin bir kökü ya yerine yazabiliriz. E, x1 kare artı 5x1 eksi 3a artı 2 eşittir 0. Bu arkadaşla bu arkadaşı karşı tarafa yollarsam x1 kare artı 5x1 eşittir 3a eksi 2 yapıyor. Tamam mı? Yani şurası 3A eksi 2'ymiş. Eşittir. E şurası da nedir arkadaşlar? Kökler toplamının 2 katı değil mi? Brom. E o zaman 2 çarpı kökler toplamı. Kökler toplamı da eksi B bölü A'dan eksi 5 bölü 1 değil mi? Yani eksi 5'in 2 katından burası eksi 10. Yanında da ne var? Eksi 4. O zaman 3A eksi 2 eşittir eksi 14. E buradan 3A eşittir eksi 12. Buradan da a eşittir eksi 4 olarak bulunmuş oluyor. A'mız eksi 4'müş. Doğru cevabımız da a şık. Tamam mı canlarım? Dediğim gibi o sorunun bir tık daha hani e, x1 kare artı 4 artı 1 diye değil de artı 5 eksi 2 diye yazıyoruz. Öyle düşünün yani tamam. Onu anladıysanız bunu da anlamışsınızdır. Ve bir daha çıkarsa yapacaksınız. <laughs> Nasıl şartlıyorum sizi yapacaksınız. Peki M büyük sıfır olmak üzere bir ikinci derecen denklem veriyor. Bu denklemin kökleri x1 ve x2'dir diyor. Buna göre M kaçtır? Şimdi ee, ne yapalım? <laughs> bir su içeyim. Ya biliyorum nasıl çözüleceğini arkadaşlar yani. Sizde yani. şey mi gel gerçekten şey mi düşünüyorsun hoca çözemedi şu anda zaman kazanmaya çalışıyor falan. Beni hiç tanımamışsın. Dur susadım ya Allah Allah. Şimdi bak. Bunu x2 ile kök x2 ile genişletelim. Bunu da kök x1 ile genişletelim. Yukarısı ne olur? Kök x2 artı kök x1 olur. Aşağısı ne olur? Kök x1 ile kök x2'yi çarparsan kök x1 çarpı kök x2 olur eşittir 1'miş. Güzel. İçler dışlar çarpımı yapalım. Kök x2 artı kök x1 eşittir. Kök içerisinde x1 çarpı x2. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. Sol tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi x2. Çarpımlarının iki katı 2 çarpımları aynı kökte yazılabilir. x1 çarpı x2. İkincinin karesi de x1'in kare kökünün karesi x1. Sağ tarafın karesi de x1 çarpı x2 kare kök gidiyor. E şimdi kökler toplamı Bak şuradan kökler toplamı geliyor. X1 artı X2. Eksi B bölü A'dan M artı 4. M artı 4. Artı 2 çarpı kökler çarpımı M kare. Burada da kökler çarpımının karekökü var. Yani karekök M kare. Bir sayının karesinin karekökü mutlak değerle kök dışına çıkar. Ama M'nin pozitif olduğunu bildiğimiz için bu mutlak değer dışına bunu kendisi gibi çıkartırız. Dolayısıyla orası M oluyormuş. Eşittir. Kökler çarpımı da zaten ne gelir? C bölü A'dan M kare gelir. Çok güzel. E, M'ye bağlı bir denklem geldi. Hadi çözelim. M kare. Şurası 2M. 1M de burası 3M. Karşı tarafa eksi 3M diye attım. 4'ü de eksi 4 diye attım. Eşittir 0. Şimdi burayı M'ye M diye ayırıyorum. Burayı da eksi 4'e artı 1 diye ayırıyorum. Buradan arkadaşlar M eşittir bir 4 geliyor. Bir de M eşittir eksi 1 geliyor. Yalnız soru başlangıçta m sıfırdan büyük dediği için m'yi eksi 1 alamayız. 4 almamız gerekir. Doğru cevabımız da c şık olacak. Soru 7'yi de böylece hallettik. Tamam mı? Güzeller güzelleri. Tamam mıdır? Şimdi çıkmış soruyu çözüyoruz ve bitiriyoruz. Bak şimdi. Bak. ÖSM'nin sorduğu ikinci dereceden denklem sorusu. Soruyu çözelim. Sonra da objektif bir yorum yapın. Deyin ki hocam ben sizden şu anda 4 tane ikinci dereceden denklem dersi dinledim. Yarın sabah bu sınava girsem ve bu soru karşıma çıksa ben bu soruyu çok rahat yaparım. Ya da hocam yani bilmiyorum bilemiyorum yani hocam yani yarın öbür gün ertesi gün yani bu soru beni dumur edebilir bu soru benim içimden geçebilir hadi bakalım bir 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 bi, bi bakalım gel A ve B gerçel sayılar olmak üzere iki tane iki cezden denklem veriyor soru tamam birinci denklemin kökler toplamının ikinci denklemin bir kökü İkinci denklemin kökler çarpımının ise birinci denklemin bir kökü olduğu biliniyor. Buna göre a artı ve toplamı kaçtır? Bir birinci, birinci denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 bölü 2. Iki. Bu 2 iki buranın köküymüş. İkin, e, i̇kinci denklemin kökler çarpımı, ikinci denklemin kökler çarpımı da b bölü 1 yani b o da buranın köküymüş a artı b'yi soruyor. Bir kere 2 buranın köküyse buraya götürüp yerine yazdığım zaman 4 eksi 2 artı b eşittir 0 gelmez mi? Burası 2. Karşı tarafa attığım zaman b ne gelir? Eksi 2. E o zaman eksi 2 yukarıdaki denklemin bir köküymüş. E yerine yazalım o zaman. 4 artı 4 artı a eşit 0. Buradan a eşittir ne gelir? Eksi 8. E b'de eksi 2 toplamları eksi 10. 2022 AYT. Yorumlarını bekliyorum. Yani, objektif bir yorum yap bana. Hocam bu, de, bu zamana kadar 4 derste çözdüğümüz Sorular içerisinde bu soruyu sırala. Yani zorluk seviyesi olarak sırala. Mor soru mu olur? Çıkmış soru mu olur? Şey çıkmış soru zaten. Mor soru mu olur? Ee, örnek sorusu mu olur? Efişin aldığı mudur bu soru sence? Bölüm bitirme sorusu mudur? Bunu bana yorumlamanı istiyorum yani. Bu soruyu yorumla. Ondan sonra ikinci dereceden denkleme bakış açını biraz daha değiştireceğiz beraber tamam mı? Şimdi ben yıldızlamıyorum tabii ki bu soruyu. Şu soruyu yıldızlayacağım. Bunun bir düşük versiyonu vardı onu yıldızlamayacağım. Ee, gel gel gel. Bak bu soru da güzeldi. Bunu da yıldızlayacağım. Hani kökleri farklı yazdık. İyiydi. Bir kökü diğerinin karesine eşit. Fena soru değildi. Ee, hani toplam farktansa, e, mesela şundansa onu yıldızlamayı tercih ederim. Ee, şu soru da güzeldi bak. Burada da bu ne lan? <laughs> Burada da farklı bir kazanım kullandık. Bence güzel bir soruydu. Zaten 27 ile başlamıştık ve dersimizi noktalıyoruz. Şimdi e, ikinci dersten denklemler. Temel tanım testi 4. Soru bankasından ödevin. Güzel bir şekilde yapıyorsun. Bitiriyorsun ödevini. Sonra ikinci dereceden denklemler 5. derste. Kampın 14. gününün 1. videosunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.